Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar, hayırlı akşamlar. Patsa merkez, çekesin herkes. Onu tam rampada tokatladım, şu an arkamdan yardıra yardıra geliyor. Yavrum Yaşar! Çek yavrum rotarları. Barrr! Şu ileride bir yol ayrımı var ama inşallah orası da var. Sabah inşallah görüşmek üzere. Hayırlı sabahlar, kardeşinden selamlar. Bu mahalle aralarından takmadan geçsek bari. Erevic istifini bile bozmuyor ya. Tırı gören nasıl koşa koşa arabasını almaya giriyor. Şu üstü ilk defa burada açıyorum, ilk defa. Kaldır az daha, kaldır. Hazır araba gelmezken şuradan bir kaçayım ben. Ah ulan ah! Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar, hayırlı akşamlar. Markete gittik, biraz alışveriş yaptık yola çıkmadan önce. Bugün arkadaşlar direksiyonumuza simit kılıfı aldık. Aynı zamanda ön tekerlere ve çekiciye jant kapakları taktık. Krom paslanmaz fırfırla birlikte. Şöyle yiyecek olduklarımı yanıma alayım da. Size hazır çorbalar da burada. Çünkü sabahları kahvaltı yapmaya zamanımız olmadığı zamanlarda hazır çorba. Bu arada yeni maskem nasıl, güzel değil mi? Arkadaş, kendi mahallemizde bile yani arabalardan geçemiyoruz. Yani. Her taraf araba dolu. Baba gelme. Gelme, ben dönerim yoksa çatır çatır giderim. Çıkacağız arkadaşlar. Kendi mahallemden çıktım. Diğer arabalar çıkmış. Ben de çıkayım dedim. Çocuklar marketten bir şeyler istiyordu. Onu aldım. Canları çekmiş. Ya bu Otita kardeşim. Ya nasıl böyle? Otomatiğe ayarlamıyorum ben onu. Kendi kendini otomatiğe alıyor. Çünkü araba hareket anında ya, şoförün gözünü almasın diye araç o kadar akıllı ki kendisini karartmaya alıyor. Yani sönük moda alıyor ki şoförün gözünü almasın. İstikamet arkadaşlar bu sefer farklı. Bu sefer Ardeşen'e gidiyoruz. Ne oluyor lan? Bu seferki rutumuz Ardeşen'e döndü. Ardeşen'deki bayi var. Gübretaş bayi. Oraya boşaltacağız. Çay fabrikasına gitmiyoruz. Çay fabrikasında bir sıkıntı vardı. Onun için iptal ettiler. Şimdi Ardeşen'e geçeceğiz. Altı buçuk. Saat 6:30 oldu ve biz daha yeni çıkıyoruz. Her zaman unutuyorum şu konsolları ya. Şöyle. Heh. Rahatlayalım be. Dün akşam saat 10'da gelmiştim arkadaşlar. Dorkuza takma etme falan derken saat 11 gibi eve gittim. Eve gittim, bir duş aldım, hemen yattım. O kadar çok yorulmuşuz ki yatar yatmaz hemen uyumuşum ve sabaha kadar hiçbir şey duymadım. Sabah saat 9 muydu, 9:30 mu neydi? Sina aradı.
Bir onu duydum telefonu. Başka da hiçbir şey duymadım. Sonra kalktım gittim arabayı yüklemeye. Aracımızı yükledik ettik. Sonra benim havuz dorsenin muayenesi vardı. Onun için arkada reflektör falan yoktu. Onları taktırdım. Sonrasında yanlara kuşak falan çektik. Ondan sonra kendi aracımı aldım, sanayiye gittim. Benim biliyorsunuz ki bu yeni aracımda krom kapak ve fırfır falan yoktu. Onları taktırdım. Çekici göbek ve fırfır. Güzel oldu. Bakıyorum şu an çok da güzel dönüyor. Gündüz güneş havada tabii ki böyle yalp 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 eder. Ama baktım ben düzgün taktım, baktım fırfırlar dönmüş. Somunları tam sıkmamış herhalde. İnşallah düşmez. Zaten düşerse bu sefer gideceğim başına, bak dedim taktığım fırfırlar düştü. Bunlara diyeceğim bir şeyler yap diyeceğim yani. Ha, şayet düşerse. İnşallah düşmez. Şimdi arkadaşlar ben şu arkadaşları bir arayayım bakayım neredelermiş, bir öğreneyim yerlerini. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. Çünkü bu gece yolumuz bayağı bir uzun. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Şu an nereye kadar geldik? Yolculuğumuzu Fas'a kadar getirebildik, şükürler olsun. Şu an Fas'a merkez lambalarındayız. Ağırdan gidiyoruz. Şu Bolaman'da bir mola vereceğiz. Bolaman'da Emre Uçak korna taktıracak. Ona bakacağız. Biz de devam ediyoruz şu an. Fas'a merkez, çekesin herkes. Evet. Devam et de baba, devam et. Sinyal ver de gir ya. Milleti şaşırtma. Şu Fas'ın da şu huyuna var ya, ben hayran kalıyorum ya. Yani şu yolun sağ taraflarını dolduruyorlar arabayla. Ha, bak şimdi bak. Telefon elinde. Telefon elinde. Ha, bizi lambayla yakaladı bizi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Adam telefon elinde, lamba yeşil yanıyor. Ne az geçecektik. Bir şeyler yapıyor orada. La bir bakayım neden arkana da, arkanda araba var mı yok mu? Kader Pastanesi'nin kavşağında yaşıyorum. Ay anam, ay 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 ay. Acaba yarın yemek ne yapsam ya? Aslında bir spagetti yapasım var böyle. Arabamda var makarna falan. Kepçe mayonez de var. Aldık. Güzel bir spagetti gider diye düşünüyorum. Sabah kahvaltı yaparız da. Yumurtamız var. Acı sosumuz var. Peynirimiz var. Zeytinimiz var. Daha ne olsun. De şimdi gidecek olduğum yer Ardeşen. Bir de ilk defa gidiyorum oraya. Ardeşen de biliyorsunuz burada biraz uzak. Zaten normalde biz Rize'ye, İdere'ye, Kalkandere'ye kendimizi zor atıyorduk. Uykulu uykulu. Bu sefer benim yolum daha da uzun. Yapacak bir şey yok. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Gidemediğimiz yerde çekip yatacağız. Hakkında ayet yok. Bakalım yarın oradan bir yük bulabilirsek halledeceğiz. Büyük ihtimal yine Borusan lojistiğin bünyesinde olan ETA taşımacılığa iş düştü. Oradan bir yük ayarlayacağız artık. Bir şeyler yapacağız, bakacağız. Oradan da yükümüzü alıp ya Ordu'ya ya Samsun'a bir şekilde boş gelmememiz lazım ki bu mazot parasını çıkaralım. Yani yaktığımız mazotun yakıtını alalım. Yükü sabahtan bakacaksın ki, çünkü
listeler, yükler sabahtan belli oluyor. Bu saatte yük kalmamıştır. Herkes yük almıştır. Biz yarın sabahtan sabah saatiyle fırına bir el atalım bakalım. Fırında ekmek var mı? Fırında ekmek varsa o ekmekten bize nasip pay düşer mi? Yarın göreceğiz. Ben de kettle'ım bozuldu. Kettle almam lazım. Şu Balaman'da bakayım. Okan'da var mı? Okan'da varsa alayım. Baba yolda giderken çaysız olmuyor ya. Çay içmeden hayatta olmuyor. Yani çay, Nescafe. Yani bunlar olacak. Bunlar olmadı mı yolun bitmesi imkanı yok. Evet. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Şimdi Bolaman'dan çıkış yapıyoruz. Diğer arabanın kornası bağlandı. Benim de kettle'ım arıza yapmıştı biliyorsunuz. Yeniden kettle aldık. Ben şöyle bir geçeyim Yaşar. Yeniden kettle almak zorunda kaldım. Benim daha önceki almış olduğum kettle de aynen böyleydi. Bu şekilde beyaz demlik. Çok iyiydi. Şimdi bunu da Okon'dan aldım. Bakalım bu nasıl, inşallah iyi çıkar. Şimdi çalıştırdım, suyunu da koydum. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Çünkü uzun yola giderken malum bildiğiniz üzere yani çaysız, Nescafe'siz yol gitmiyor, bitmiyor yani. Çay içesin geliyor, uykun geliyor, Nescafe içesin geliyor. Yani biz uzun yol şoförlerinin vazgeçilmezi çay ve Nescafe. Abi arabanda çay içeceksin giderken, Nescafe içeceksin. Mesela şimdi ben sabahları bazen oluyor ki kahvaltı hazırlamaya fırsat bulamıyoruz. Yani boşaltma sağdan olduğu zaman da buranda yaşlanmadan sandık açamıyoruz. O durumlar da oluyor. Onun için sıcak hazır çorbalar aldım. Hazır çorba aldım ki yani atıştırmalık, aparatlık yani. Mesela böyle kahvaltı hazırlayamasam kahvaltı hazırlayana kadar beni idare etsin, açlığımı alsın diye küçük hazır paket çorbalar var. Çay bardağına koyuyoruz, büyük bardağa karıştırıp sıcak çorba içiyoruz. Ondan aldım. Çünkü onu da yapabilmek için sıcak su şart. Dedim bu böyle olmayacak. Ben dedim yeniden bir kettle alayım. Geldik. Diğer arabanın kornesi vardı. Kornasını bağlattık. O arada da ben kettle aldım geldim. Şimdi taktım. İnşallah bu gece çayımızı, Nescafe'mizi içerek gideceğiz. Bu arada saati de arkadaşlar yani 11 yaptık. 11'e 20 var. Yolumuz Ardeşen. Herhalde yine bu gece sabaha kadar gaz basacağız. Öyle gözüküyor yani sabaha kadar. Şimdi sabah 8 orada olmam lazım. Sabah 8'de beni boşaltmaya başlayacaklarmış. Ben ne kadar çabuk boşaltırsam o kadar iyi. ETA sağ olsun, ETA taşımacılık. Böyle geziyordum, bakıyordum uygulamada. Samsun'a veya Ordu'ya yakın mesafeye yük var mı diye. Hemen kaptım abi. Teklifi verdim, aldım yükümü. Yarın işte o Ardeşen'deki gübreyi boşalttıktan sonra arabanın kasasını güzelce bir süpüreceğim. Ondan sonra yüklemeye geçeceğiz. Oradan da yükümüzü alıp Ordu'ya geleceğiz. Boşaltacağız. Oradan Samsun'a devam edeceğiz. Şansımız bu ara iyi gidiyor. Yani boş gelmemeye gayret gösteriyoruz. Çünkü dolu gelirsek mazot paramızı çıkarmış oluruz. Şoför olarak benim masrafımı çıkarmış oluruz. İyi olur yani. Her zaman yük bulmak iyi oluyor bizler için. Şimdi diğer arabalar diyor ki Nizamettin diyor yakıtta diyor rekor kırıyorsun diyorlar. Benimle yarışıyorlar. Ben %25 yaktırıyorum arabaya. %25 yaktırıyorum. Ne oldu lan? Lan Maximus çanta, kafamı yarıyordun be. Ana derdine tüküreyim, ne oldu lan? Ödüm patladı be. Şimdi yatak yerde ya, aşağı indirdim ya yatağı. Kamera için mecbur, kamera iyi çeksin diye. Oradaki benim yolda
kıyafet değiştirebilmem için Maximus çantasında kıyafetlerim var. Yedek çamaşırlarım var. O çanta aşağı düştü. İyi ki Allah'tan yani çayma yoktu burada yani Nescafe. Olsaydı hepsi gitmişti arabanın içine. Şimdi arkadaşlar Ordu yeni tüneli çıkıyorum. 12. viteste iniyorum aşağıya doğru. Motor rotarları tek diş çektim ve 85 km hızla Ordu tüneli çıkmış olduk. Beni rampa yukarı çıkarken rampaya ben ilk kafadan biraz devrisiz denk geldi. Sonra devrini yakaladım. Beni geçen bir aksor vardı Yaşar Berber. Onu tam rampada tokatladım. Şu an arkamdan yardıra yardıra geliyor. Ha bu arada suyumuz da ısınmış. Bir çay gider baba. Ne zamandır çay içmiyorum. Özledim çay içmeyi. Bir çay gider. Şimdi de bakın beni yapıştırmış geliyor. Hay yavrum be. Ne yaylanıyor be. Yavrum Yaşar. Yavrum Yaşar, yapıyorsun bu sporu Yaşar. Oy, yeni kettle'ımızı çalıştırdık, suyumuzu ısıttık. Şimdi bir çay gider dedik ve çayımızı koyduk. Bir de şu tünelin bağlantı devamını bir yapsalar var ya, 10 numara 5 yıldız olacak da. İşte çek yavrum rotarları. Hop. Bar. Yapıştır. Emre uçak hep geride kayboldu. Bu hiç yakalayamadı bizi. Evet şimdi Ordu çevre yolunu, yeni çevre yolunu da bitirmiş olduk. Şimdi aşağıdaki lamba kırmızı yanıyor. Onu yeşile denk getirmem lazım. Heh, tamam yeşile denk geldi. Yapıştır. Yaşar ne yapıyorsun Yaşar? Yaşar ne yapıyorsun Yaşar? Yaşar ne yapıyorsun Yaşar? Bir sol yaptı, bir sağ yaptı, kendini emniyete aldı lan Yaşar. Yapıyorsun bu sporu ya, uyanıksın. Nasıl yasak var ben bilmiyorum. Bu millet vızır vızır geziyor ya. Vallahi geziyorlar ya. Ne yapıyorsun sen ya? Görüyorsunuz değil mi? Benim bir şey dememe gerek var mı? Görüyorsunuz değil mi?
işte. Biz konuşunca biz suçlu oluyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Adam nasıl ben giderken birdenbire kavşaktan yola atladı. He. Acelesi çok. Baba baba baba. Bak 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 bak. Görüyorsunuz değil mi? Ah ah. Ben bir şey demiyorum ya. Sizler gözünüzde gördünüz. Ben bir şey demiyorum. Hani biz bazen böyle atıp tutuyoruz ya, böyle bağırıp çağırıyoruz işte, böyle yapmayın, şöyle yapmayın. İşte canlı şahidi. Adam viraj dönüyor. Tır bu. Viraj dönerken illa ki biraz da sol şeride kayacak dorse. Bunun hesabını yapmıyor işte o şahıs. Yani adam frene basmasa belki de sola kıracak tır, altında kalacak ama Yaşar işi uyandı. Gördü onu. Frene bastı. Kendisini yavaşlattı mı? Ya böyle bir şey olur mu ya? Arkadaşlar şimdi SB'ye kadar geldik. SB'nin çıkışındayım. Petrovisine uğradım. Dedim biraz eksiklerim vardı, onları alayım dedim. Aldık işte. Dolaba püsküveydi, krakerdi, ıvır zıvır, çay yanında iyi gidiyor diye. O arada meslektaşımız Salih Bey'le karşılaştık. Kendisi de Aksorcu. Yani benim lakabımı taşıyor kendisi. Trebolu'da. Daha öncelere Aktros kullandı. PTT arabası. Şimdi bu arabayı görünce araba bunlar abi falan diyor. Ama kendi arabası da ateş ediyor, beyaz. Öyle konuşuyorduk yağ bakımlarından, şundan bundan. Kardeşim dedi, abi dedi, senin sayende de Maximus adam olduk dedi. Ama kendisine söz verdim. Şu şapkadan bir tane kendisine ayarlayacağım. Yani bekliyoruz. Artık bunları takacaksın arabanda. Maximus adam olarak devam edeceksin. Abi her zaman. Yeleğiydi, şapkasını hediye baba, olarak bekliyoruz. Baba sıkıntı yok. Yani inşallah bu çantadan bir tane de sana ayarlayacağım. Şu görmüş oldum bak. Şu çanta. Ben çamaşırımı her şeyimi koydum. Hem ufak. Hepsini tamam, alıyorum. Evet, güzel. 10 numara 5 yıldız. Böyle bir çanta ayarlayacağım sana. Bizim yetkililerle görüşeyim. Biz de bekliyoruz hediyelerimizi. Eyvallah. Ya Salih şimdi o senin dediğin sorduğun soruyu herkes bana soruyor. Yani Zahmettin abi, Maximus yağları nasıl? Memnun musun? İşte aracında herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Biz işte aracımız bizim için çok önemli. Herhangi bir dişli aşınmalarını falan önlemek istiyoruz. Bazı aracılarımızın hepsi hep diş aşınmadan dolayı dişleri kırıyoruz falan filan. Evet. Dedim yani ben şimdi size ne diyeyim dedim. Ben dedim kullanıyorum. Benim mesela hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Bizim şirkette olan petrolsün motor yağlarını kullanıyor Maximus. Evet. Antifriz olsun, hidrolü olsun, her şeyi. Ha mesela antifrizleri falan kış tırnağısında hep yeniledik. Petrolsün Maximus'un antifrizlerini koyduk. Cam suyumuz bile yani. Petrolsünden alıyoruz, dolduruyoruz. Evet. Daha iyi olsa şimdi garo var, kışı var. Gerçi bu sene gar görmedik ama evet. İnşallah Şubat, Mart gibi görürüz. Geliyor, gar da yolda İnşallah, gelecek, inşallah gelsin çünkü ben mesela Aksor'dayken, Aksor'ları biliyorsun 40 binde motor yağ değişiyor. Evet. 40 bin, en bilemedin 45 bin ya. Fazla üzerine gitmek iyi değil. Çalışma şartlarına göre değişiyor. Evet, çalışma şartlarına göre değişiyor ama benim tavsiyem buna aracı üreten fabrika ne koymuş? 40 bin mi? 40 evet, bin abi. 40. Bu gitmiş. Aracımız için de bizim için de en iyisi bu 40 bin. Mesela bunlar da 120 bin Aktros'larda. Evet. 120 bin. Bunlar çok daha fazla kilometre yapıyor. Ben mesela Aksor'da motor yağını değiştirdim arkadaşlar. Bizzat kendim görmek istedim. Yani aracın motorundan çıkan yağı. Ben dedim şimdi herkes yağ ile ilgili konuşuyor dedim. Ben bunu bizzat bir inceleyeceğim dedim yani nasıl. Mesela motorundan çıkan yağı şöyle eline sürdüğün zaman da böyle o çıkan yağ bile kaygansa, çamur gibi olmamışsa, böyle elinizde kayıyorsa, özelliğini yitirmemişse o yağdan korkmayın. Ama elinizi böyle yağı sürüp de parmağınızı gezelediğin zaman da böyle sürtünmeler oluyorsa, çamur gibi olmuşsa bilin ki o aşınmadan dolayı böyle tozlar oluyor da, böyle metal evet. Tozlar. Onlardan dolayı o şekilde oluyor. Aşınma çok olmuştur. Ve yağ tamamen aşınmadan dolayı böyle ince ince tozlanmıştır. O sürtünmeler, o kayganlığın gitme sebebi o. Ben memnunum, sıkıntı yok. Maximus yağları kullanıyorum. Herkese de gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Abi niye? Tamam, ben yakıt da mesela petrolsü kullanıyoruz biz. Petrolsünden alıyoruz. Neden? Ya şimdi bazıları anlatıyor böyle, biliyorsunuz tırcıda kamyoncuda bir lokanta oturduğu zaman da böyle muhabbet açar. Ya herkes bir şeyler konuşur, anlatır, başından geçen anıları anlatır. Sohbet koyulaşıyor öyle. Ben mesela konuşuyordum, işte adam diyor ki ya diyor falan yerden diyor, ismini vermek istemiyorum. Mazut aldım diyor. Depoyu doldurdum diyor. Bilseydim doldurmazdım diyor.
Lan diyor, araba diyor çekişten düştü diyor. Çekişten düştü, rampadan kütür kütür giden araba diyor, rampalarda bayılmaya başladı diyor, çekişten düştü diyor. O bir depo mazotu yakana dedi, benim diyor anam ağladı diyor. Bir zaman sonra diyor, ben de enjektörleri söktürdüm diyor. Öyle ya, bu araba niye çekişten düştü, niye çekmez? Enjektörleri bir baktım diyor, hep diyor memelerin ağızları diyor, toz toprak diyor. Pislik diyor. Güzel bir temizlettim diyor. Filtreden kalana kadar, filtrenin otomatiğin ağzını, filtre versin komple diyor, hep diyor çapak diyor. Nereden aldım o mazotu diyor. Ondan sonra diyor, biz de lan bir de şu petrolsünü alalım. Tamam, petrolsün fiyatları normal fiyat ama iskontosu oluyor, şunu oluyor, bunu oluyor. Biz de diyor depomuzu doldurduk bir seferlik diyor. O diyor çekişten düşen araba diyor, bana mısın demedi, vazır vazır gitmeye başladı. Odur budur diyor, ben petrolsü kullanıyorum diyor. Yani ben de memnunum diyor, sıkıntı herkese tavsiye ederim diyor adam. Yani bu nedir, bu vesiledir. Ben bu kardeşime tavsiye edeceğim. Bu kardeşim gidecek başını tavsiye edecek. Evet. Bu şekilde bu herkes birbirine yardımcı olacak. Onun için abi ben memnunum. Sıkıntı yok. Yani kaç yıllardır bu işi yapan, yıllardır bu sektörü yürüten bir marka. Yani gidip de ben size affedersin yani ucuz mazot satan bir firmayı önermiyorum. Çünkü önermem de. Çünkü mazotun içinde su oluyor. Hava basanlar oluyor. Yalan mı evet, kardeşim? Evet. Adam depoyu tabancayı sokuyor. Sen doldu zannediyorsun. Yarısı hava. Evet. 500 litre mazot aldım diyorsun. Gidiyorsun araba, güveniyorsun şimdi. Lan diyor benim göstergem bozuk acaba diyorsun. 300 litre mazot. Nerede? Uçtu gitti hava. Evet. Onun için abi sıkıntı yok. Herkese tavsiye ederim. Bu kardeşim de Allah razı olsun, bizim öncülüğümüzle birlikte petrolsünden yakıtını alıyor, yağını alıyor, her şeyini alıyor. Allah razı olsun hepinizden. Ne diyeyim? Sağlık kardeşim, var mı diyecek olduğun bir şey? Yok, çay içelim, gidiyorum. Gidelim mi? Çay mı içelim? Gel, bir çay içelim, gidelim. Lan hadi gel, gidelim bakalım. İçelim bakalım, hadi bakalım. Şimdi petrolsünden çay içmeye gidiyorsun. Arkadaşlar, şu an en iyisiyle geçiyorum. Bizim diğer arabalar Kopal'da durmuşlar. Birer haşlama yiyeceğiz diyorlar. Beni de çağırıyorlar. Ben de şimdi oraya geçiyorum. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Sonra az önce Esmi'nin çıkışındaki petrolsünde mola vermiştik. İhtiyaçlarım vardı. Orada karşıladım ve sonrasında bir meslektaşım gelmişti. Salih kardeşim. O da Tirebolu bir şahıs arabasında çalışıyor kendisi. Orada mazot alıyordu. O da beni gördü. Yanıma geldi. Sonrasında beraber arabada oturuyorduk böyle. Hem arabayı bir görmek istedi. Arabayı gördü. Kalkacaktım işte. Dedi abi dedi ya bir daha hemen acele ne? Bir çay içelim. Çay içmeye de geçtik. Orada kardeşlerimiz sağ olsunlar bizimle ilgilendiler. Orada çayımızı falan içtik. Sohbetimizi ettik. Ve çıktık gidiyoruz şimdi. Bir bundan bir önceki videoda sizlere demiştim. Aklımdayken söyleyeyim. Sizlere bir sürprizim var demiştim. Böyle bende bir değişiklik olacak demiştim. Arkadaşlar o değişiklikten sonradan vazgeçtim. İyi olmayacağını düşündüm. Onu da açıklayayım size ne olduğunu. Şimdi merak edenler olmuştu büyük ihtimal. Arkadaşlar şimdi benim bu saçımın ortasında dökülmeler olduğu için bayağı bir açık vardı. Saçımı uzatıyordum devamlı böyle. Orayı kapatsın diye, kameradan arkadan çekimlerde falan hoş olmuyor diye komple usturaya vuracaktım, sıfır vuracaktım. Sonra ben bunu kızlarımla paylaştım, dedim ben böyleyken böyle yapmayı düşünüyorum falan dedim. Ya baba olmaz etmez işte, saçın güzel işte, sana yakışıyor, boş ver, az daha uzadı mı kapatır falan biraz ısrar ettiler. Sonra bir kuaför arkadaşım vardı işte, ona sordum. Dedim böyleyken böyle yapmayı düşünüyorum. Abi dedi, sakın dedi, o kadar dedi uğraşıyoruz dedi yani uzatmaya dedi. Şimdi birdenbire dedi, niye pes ediyorsun dedi. Uzat dedi ya, boş ver. Senin saçın dedi güzel dedi. O dökülmeler dedi sıkıntıdan, stresten olmuş senden dedi. İleri doğru bakarsın dedi, saç ektirirsin dedi. Boş ver, ustaya vurma dedi. Hem kış ayı olmaz dedi. Bence dedi kalsın. Sonra o da öyle deyince karar verdim. Saçımı usturaya vurmaktan vazgeçtim. Usturaya vuracaktım normalde ama. Sonrasında vazgeçtim. Dedim boş ver böyle olsun. Ve usturaya vurmadım. Bu şekilde devam. Olsun. Önden arka. Önden baktığı zaman da zaten sıkıntı yok. Önden şöyle baktığı zaman zaten kelin gözükmüyor. Arka kameradan belli oluyor, gözüküyor. Bir de eğildiğim zaman gözüküyor. Az da uzadı mıydı olmadı arkadan bağlarız baba. Kelin olduğu yerden kelin kapatırız. Ne olacak yani?
Ama ilerleyen zamanlarda inşallah mümkün olursa, fırsat bulursak saç ektirmeyi düşünüyorum. Yalan değil yani. Saç ektirmeyi düşünüyorum. Bakalım. Ay ay. İnanın arkadaşlar, şu an saatimiz 1:30. Şimdi benim oraya gitmem yine büyük ihtimal sabah 4'ü 5'i bulacak. Şimdi orada bir haşlama içeriz. Bir yarım saat falan takılırız. Saat olur 2-2:30. 3, 4, 5, 6. 6:30 gibi falan orada olurum diye düşünüyorum. Ardeşen tarafında. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. Hep birlikte gidebiliyor muyuz, gidemiyor muyuz? Bakacağız. Evet arkadaşlar, şu an haşlamayı içtik. Çıkış yapıyoruz buradan ama diğer Yaşar kardeşimiz iyi değil ya. Yaşar kardeşimiz bayağı uykusuz. Onu idare edeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Eğer ki uykusu gelirse, uyumak isterse onunla beraber biz de uyuyacağız yani. Adam satamayız yolda. İnşallah uyumaz. Neyse, ben onu şöyle araya alayım da ortaya geçsin. Ortada gitsin. Ben onun arkasından gideyim. Bakarsın yolda dalar malar. Hiç olmazsa telefon açarım, hemen ararım. Yaşar ne oluyor falan filan. Onu ayıtmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, şu an Ardeşen'deyiz. Ardeşen'deki yeri arıyoruz. Bakalım, inşallah bulacağız. Şu an Ardeşen sanayi bölgesindeyiz. Hiç yola girme zorunda kaldım. Neden? Çünkü takograf süren bitti. 45 dakika molası vardı. Şimdi şuradan ana yola tekrardan bağlanacağız. İnşallah bulacağız, bakacağız. Bu arada saatimiz de arkadaşlar sabahın 4:30 olmuş. Ya arkadaş, yatmayacağım ya yolda. Allah Allah, otomatikmen kendine gece lambası moduna alıyor ya. Evet. Yolculuğumuz sona ermiştir arkadaşlar. Zaten uykusuzluktan benim sesim de gitti gördüğünüz gibi. Onun için herkes hayırlı geceler. Sabah inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu iş burada biter. Evet arkadaşlar, herkese iyi sabahlar. Şu an neredeyiz? Ardeşen'deyiz. Ardeşen'e geldik gece. Biraz önce aradılar. Beni almaya geliyorlar şimdi. Küçük olduğum yere gideceğiz beraber. Bu arada bu Yusuf kardeşim gelmiş, benim uyanmamı beklemiş burada. Kendisi belediyede çalışıyor. Allah razı olsun, hakkını helal etsin. Sabah sabah gel, bizi beklemiş. Şimdi burada geldi, görüştük, tanıştık ettik. Bu da şimdi belediyeye gidiyor, işleri var, benim de işlerim var. Ama bir sonraki gelmemizde görüşeceğiz, buluşacağız, oturacağız, güzel bir yere oturacağız. Muhabbet edeceğiz. Bugünlük böyle oldu, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ben şimdi boşaltacağım olduğumu gitmem lazım. Herkese hayırlı sabahlar, Ardeşen'den selamlar. Yusuf kardeşimle de tanışmış olduk. Allah'ım her zaman benim karşıma böyle güzel yüzlü insanlar çıkardığı için çok mutluyum, çok huzurluyum. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar, boşaltma yerine gidecek olduğum için kahvaltı hazırlığına başlayamadım. Çünkü neden başlayamadım? Tam kahvaltı hazırlarım, onlar gelirler beni almaya. Onun için oraya giderim, yanaşırım. Onları boşaltırken çayımızı demleriz, kahvaltımızı hazırlarız diye düşündüm. Ve arkadaşlar, bu arada bir sevdiğimin tavsiyesi üzerine arabamda küçük paketler var, hazır çorbalar. Bir bardağa koyuyorsun, üzerine sıcak suyu koyuyorsun, hazır çorba içiyorsun sabah sabah. Ve bana vermişti o kendisi, sonra ben de aldım.
Şimdi baktım demedim sabahları. İyi ki de vermiş, iyi ki de bana bu yolu göstermiş. Çok güzel oluyor sabahleyin. Knor, hazır çorba. Şimdi ondan yaptım bir bardak. Sabah sabah ya da sıcak sıcak içiyorum. Burası bana yabancı gelmedi de o yüzden soruyorum. Bellona'ya mobile getirirken şu aradan giriyordum ben. Şu aradan çıkıyordum, yukarı doğru gidiyordum. Ha, olabilir. Belki yukarıda deposu var. Hadi bir saniye bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı günler. Şu an Ardeşen'deyiz. Ardeşen'e geldik, boşaltıyoruz. Yalnız sabah kahvaltı hazırlayamadım. Neden hazırlayamadım? Kusura bakmayın. Çünkü dolabımız sağ tarafta olduğu için boşaltma yerine de kafadan giriş yapamadık. Çok istedim böyle sol taraftan yanaşayım, sağ taraf açık kalsın, yemek kahvaltı hazırlayayım diye ama olmadı. Buraya geri girme zorunda kaldık. Sağ taraf iptal oldu. Yani oradan açtık, oradan çalıştıkları için dolap açamadım. Kahvaltı hazırlayamadık. Evet, ya bismillah arkadaşlar. Şimdi burada işimiz bitti. Şuradan bir çıkalım bakalım. Maskemizi de takalım. Çünkü yani hastalık bayağı bir çoğalmış. Nerede ne zaman ne olacağı belli değil. Dayı ben bir geçeyim, kurban olayım. Şimdi merkezden nasıl geçeceğiz? Bir de o var. Daha önce Bellona çalışırken şu arada Mondi'nin defası vardı, oraya çıkıyordum ama kamyonla çıkıyordu tabii ki. Şimdi buraya 13.60'a çıktık. Şu aradan gireceğiz. Genişten almam lazım. Ulan bizi buraya böyle yerlere sokuyorlar arkadaş. Sonra nereden nasıl geçeceğimizi şaşırıyoruz ya. Hey yavrum ya, hep çay. Mahalle aralarından takmadan geçsek bari. Araba geliyor, görüyorsun. Hayda. Her zamanki gibi burada araba çekme huyları devam ediyor. Şimdi oradan geçemeyeceğiz.
Tırı gören nasıl koşa koşa arabasını almaya giriyor? Ne istersen alma. Üstü açacağım, iyi mi? İlk defa başıma böyle bir şey geldi ya. Şimdi üstümüz başımız batacak. Allah! Allah! Yaktın bayram beni. Seni meşhur edeyim. Dayı bir dur, üstümü açayım, kapağımı kapatayım, karar ver ya, kurban oldum. Allah Allah. Şu üstü ilk defa burada açıyorum, ilk defa. İlk defa burada açıyorum abi. Dur dur dur, ben ineyim aşağıya, ben ineyim, dur dur. Şimdi o üstte yukarıdan aşağı mı koyacak yoksa? Üstten aşağı. Koyamayacak mı? Fordu bu kadar kalkıyor mu? Patlatacak ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28. Geçsene al kafaya sana. Ana dur dur. Kaldır az daha, kaldır. Aynen. Yol verseniz ölürsünüz ya. Arkaya iki sponsor attım ama inşallah bir sıkıntı yaşamayız yani. Saat 4.30. Benim 4 saatte oraya varmam lazım. Yani en geç 9'da oraya varmam lazım. Şu yerde kavşaktan geri döneceğiz.
Daha yemek daha yemedim ya. Lan bugün kahvaltı hazırlayacaktım, yalan oldu. Yemek hazırlayacaktım, spagetti falan, yalan oldu. Bugün bütün her şeyim iptal oldu ya. Bu mazot da yetmeyecek bana ha. Neyse, çekeceğiz bir petrolüsüne dolduracağız. Yapacak bir şey yok. Hazır araba gelmezken şuradan bir kaçayım ben. Hadi bakalım ya, bismillah, yolumuz bahtımız açık olsun. Şükürler olsun arkadaşlar, şu an Giresun'a kadar geldim. Ne kadar hiç durmadım, lavaboya dahi durmadım. Çünkü saatimiz şu an 8'e 9 dakika var. Benim bir an önce Ordu'ya varmam lazım, fabrikaya. Bana 12'ye kadar boşaltma var dediler. Bakalım, gideceğiz göreceğiz, var mı yok mu. Az kaldı inşallah. Bir yarım saat 45 dakikaya oradayım. Saat 10'da demiştim ama büyük ihtimal 9-9.30 gibi Ordu'ya varacağız. Öyle gözüküyor. Şu an hiç gaz kesmedim. 80-90 devam. Bir de akşam ya şimdi. Akşam olduğu için yollarda memur abilerimiz, kardeşlerimiz bizi durdurmuyorlar şu an. Yasaktan sonra yolda araba olmadığı için, ufak araba olmadığı için hep bizi durduruyorlar. Sıkıntı yok, herkes görevini yapsın. Ve yükümün de en arkadan, ikinci kapattan berisi sağ tarafa yatık. Oraya iki tane spanzet attım. Çektirdim biraz ama işte virajlara girerken biraz dikkat ediyorum. Böyle sola girerken böyle tam kırıyorum, az yük yatsın bu tarafa diye. Sağ tarafa dönerken böyle yavaş yavaş dönüyorum ki yük daha fazla bu tarafa yatıp da dorsiyi böyle yatırma pozisyonu aldırmasın diye. Çünkü bu yükler arkadaşlar, çuval havale yükler. Yani dorsiye yatırma riski yüksek. Onun için dikkat etmeliyiz. Aracımızı boşaltıyorlar. Ve şu dorsiyenin haline bak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada boşalmak kolay. Kolay bir şekilde boşaltıyor. Lan ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu orada? Arabanın içine dökülen kalsın. Ay ay. Sen nereye kayboldun ya? Değil, ölene kadar. Bir akşam gel bana, misafirim ol. Nasıl? Ah ah, dağladın içimi ya. Vallahi dağladın içimi ya. Nasıl şarkıcağını da söylemeyeyim, utanayım. Bu mu söylemeyeyim? Ooo, acayip söylüyor gerçekten. İnanma ya. Var mısın? Sen ne yapacaksın spazetlere biliyor musun? Çok sıkmayacağız, sadece boşluğunu alacaksın. Sadece boşluğunu al. Ay yavrum be. Olay bu. Vallahi arkadaşlar inanın, o kadar uykum geldi ki var ya.
Bildiğiniz gibi değil. Bir de şimdi geri gideceğiz, nasıl gideceğiz bakacağız. Vallahi ses mes gitti yani, kusura bakmayın. Bugünden beri üst perde aç, yan perde aç, şunu yap, bunu yap, bayağı bir yorulduk. Malum yemek yemedik, bizi bekliyorlar diye. Şimdi hala da deminden beri de arıyorlar. Zahmettin, neredesin, neredesin? Geliyorum baba, yoldayım. Bu arada depomuzda, mazot depomuzda dibine vurdu. Şimdi evet, dosyamızı değişeceğiz. Ondan sonra mazotumuzu dolduracağız. H-Blue'umuzu dolduracağız. Ondan sonra çıkacağız. Neyse arkadaşlar, ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Zaten videomuz uzun oldu. Bayağı uzun çekimler yaptık. Onun için hepinize videomuza katılmanız için sonsuz teşekkürler ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ben sizin varlığınızla her zaman var oluyorum. Hepinize ayrı ayrı sonsuz teşekkürler ediyorum. Videomuzdan like'larınızı eksik etmeyin. Bol beğeniler istiyorum. Abone olmayan kardeşlerimiz varsa abone olsunlar. Bizi takip etsinler. Bizler sizlerin bir abileriyiz, kardeşleriyiz, evlatlarıyız. Onun için hepiniz benim bir ailemsiniz. Herkese hayırlı geceler olsun. Allah'a emanet olun. Yolumuz uzun olsun, sevgimiz sonsuz olsun. Aracımız Arturus olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.